Herkese merhaba arkadaşlar. Yine eğitici ve bilgilendirici bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomda sizlere anten kablosunun ucuna F konnektörünün nasıl takılacağını göstereceğim. F konnektör dediğimiz bu televizyonlara ve uydu cihazlara bağladığımız şu uçların anten kablosuna nasıl takılması gerektiğini göstereceğim sizlere. Bu ne için gerekli oluyor sizlere? Televizyonun yerini değiştiriyorsunuz, anten kablosu kısa geliyor mesela. Nasıl ek yapabiliriz? Nasıl ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili bilgiler vereceğim size. Öncelikle anten kablomuzun şu ucunu açmamız gerekiyor. İster palça da kullanabilirsiniz, ister evinizde bir bıçak varsa bıçakla da bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben falçada kullanacağım. Şu anten kablosunun üzerindeki plastiği çok bastırmadan bir daire çizerek kesiyoruz. Bastırmadan dememdeki sebep bunların alt tarafında yine ince ince kıl gibi bakırlar vardır. Bunlara zarar vermeyeceğiz. Yalnızca üzerindeki plastik kısmı kesiyoruz. Şöyle biraz oynattıktan sonra bu kendiliğinden çıkacaktır. Şu şekilde plastik kısmı ayırıyoruz. Burada ince ince kıl gibi teller vardır. ipince. Bunları geriye katlıyoruz. Şurada bir de alüminyum kağıt vardır. Bunu kesebiliriz. Kopartabiliriz. Bunda bir sakınca yoktur. Bu şekilde açıyoruz. Daha sonra içerisinde bu kıl gibi tellerin alt tarafında bir plastik daha vardır. Bu plastiği de tam böyle dibinden değil. Bir önceki kestiğimiz dış plastiğin tam dibinden değil de 3 milim kadar üst tarafından. Yine bir yuvarlak çiziyoruz burada. Falçatayla veya bıçak yardımıyla. Altında bakır var bunun. O bakıra zarar vermeden sadece plastiğini kesiyoruz. Yine bunu da biraz sağa sola oynattıktan sonra kendiliğinden çıkacaktır. Şu şekilde gördüğünüz gibi bütün plastikleri açtık. Bakır meydana çıktı. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu şu ortadaki sarı kabloya şu ince kıllardan bir tanesinin bile değmemesidir. Bu değerse ne olur? Sinyal yok yazar. Kısa devre yapar kablo sinyal yok yazar. Bunu açtıktan sonra biraz yakından bakın şu ince kılların bir tanesi bile şuna değmemesi gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Bunları geriye bu şekilde kıvırıyoruz. Ama bunları kesmeyelim. Bunlar şasedir. Bunları kesmeyeceğiz. Bunlar da bize gereklidir. Bunları geriye kıvırıyoruz. Bu F konnektörü alıyoruz. Kabloya geçiriyoruz. Bunu bastırarak zorlamayacaksınız. Çevire 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 dibine kadar oturduğunu göreceksiniz zaten oturacaktır bu kablolara şöyle bir toparlayacağız ucunun pensemi unutmuşum hemen bir pense alıp geliyorum evet pensemizi de getirdik şimdi bunu yerine taktık dediğim gibi şu uç tarafında kablonun fazlasını kesmemiz gerekiyor ne kadar yapacağız bunu dibine kadar oturtturduktan sonra şöyle içinde göstereyim size bunu dibine kadar oturtturduktan sonra şu üst tarafından F konnektörün üst tarafından yarım santim kadar pay bırakacağız ve bu buradan keseceğiz. Yani çok fazla uzun yapmayacağız bunu. Yarım santim şu kadar yeterlidir. Bunu böyle taktıktan sonra bakın kabloya biraz bol gelir. Bunu takarken filan televizyona veya uydu cihazına takarken yerinden çıkacaktır. O yüzden bunun alt tarafından kabloyla F konnektör kısmını bantla şu şekilde sağlamlarsak bu yerinden çıkmayacaktır gayet kullanışlı olacaktır. Çünkü evde çocuklar filan oluyor. Buna dokunuyorlar. Yerinden çıkıyor. Sürekli sinyal yok diyor. İnsanlar uğraşıyorlar. Buna da dikkat edelim. Diğer tarafını da hızlıca aynı şekilde yapıyorum. Önce dış beyaz plastiğini kesiyoruz. Şu şekilde sağa sola oynatıp çekip çıkartabiliriz. Şu telleri geriye kıvırıyoruz. Bu tellerden biraz kopacaktır hani keserken falan önemli değil. Birkaç tane kalsın bize yeterli. Sorun değildir. Geriye kıvırıyoruz. Bir de bu anten kablolarında alırken çok çeşitleri vardır bunların. İçleri bakır olmayan alüminyum olanlar vardır. Bunlar çok çabuk sinyal kaybı yaşarlar. Üzerinden bir kış geçtiği zaman bir yağmur, kar, güneş gördüğü zaman bu hemen deforme olur. Bu kablolar sinyal çok zayıflar, çok çabuk bozulurlar. Elektrikçiden veya nalburlardan kablo alırken RG6U6 anten kablosu istiyorum derseniz piyasanın en iyisi bu kablolardır. RG6 U6. Bu kablolardan alırsanız uzun süre kullanacaksınızdır. Bu da size ufak bir ipucu olsun. Burayı da kesiyoruz. Çıkarttık. Bir hemen F konnektörümüzü de taktık. kablonun fazlasını yarım santim bırakacak şekilde kesiyoruz. Ve buraya da bir bant yapalım. Yerinden çıkmasın. Bir tarafı da hazırladık. Anten kablosu kısa geldi diyelim veya yerinden çıktı çocuklar oynarken nasıl takacağınızı öğrendiniz. Şimdi bunu uzatmamız gerekiyor. 2 metre, 3 metre, 5 metre neyse kısa geliyor. Televizyonun yerini değiştirdik. Kısa geliyor. Ne yapacağız? Bu şekilde hazır bir kablo alıyoruz. Elektrikçi de hazırlatacağız. Kaç metre kısaysa 5 metredi. Bir de şöyle bir şey var. Televizyonun mesela e televizyon eski televizyonun yeri burasıydı. Biz bunu e birkaç metre ileriye aldık. Şöyle bir duvarın kenarını aldık. Buraya koyduk diyelim. Bunu ölçerken Nasıl hesaplıyorlar? Buradan buraya doğru hesaplıyorlar. Ha buna 5 metre yeter diyorlar. Sürekli de yanılırlar bu şekilde. Alırlar, kısa gelir, sonra uğraşırlar. Kablo çok çirkin olur. E para da boşa gitmiş oluyor. Bunu ölçerken şu şekilde hani duvar dibinden gidip bu şekilde bir 2-3 metre fazladan pay bırakın ki kısa gelince sorun yaşamayasınız. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Ek yapmamız gerekiyor. Elektrikçiden ne alacaksınız? Bunları hazır vaziyette alırsınız muhtemelen kabloyu, F konnektörlerini taktırarak tanalım. Hazır vaziyette aldığınız kabloya ek yapacaksınız eve gittiğiniz zaman. Ondan bir tane de şöyle F konnektör ek aparatı alacaksınız. Şu şekilde. Bunun bir tarafını takıyoruz. Ekledik. Diğer taraftan da kısa gelen kabloyu yani o televizyonun eski kablosuna takıyoruz buraya. Aynı şekilde çift taraflıdır. Bunu diğer tarafıyla göstereyim ben size. İki tarafını da bu şekilde vidaladık. Bunun da üzerine bant sararsanız garanti olur. Hani çıkmaz yerinden temiz durur. Bunu da daha sonra kablonun diğer ucunda götürüp televizyona veya uydu cihazına takabiliriz. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Peki diğer bir konu da Dizekler. Dizek ne işe yarar? Öncelikle bunu bir anlatayım. Farz edelim şimdi şu anda genellikle her evde şey var. Türksat uygusu var. Ama eskiden Hotbird uygusu, Hotbird, Hotbird uygusu çok modaydı, meşhurdu. Her evde çift çanak olurdu mutlaka. TürkSat ve Hortbord uydusu. Ne oluyor burada? İki tane çana, birine TürkSat, birine Hortbord takıyorsunuz. Orta taraftan da üç tane, bakın burada beş tane yer vardır. Şu baştaki dört taneye uydular takılır çanak antenler. E, astra'sı var, Arap satı var, Nitel satı var. E, Birçok uydu takabilirsiniz. Ortadan da televizyona gidecektir. Yani dört tane uyduyu birleşip tek çanakla gitmek gerekir. Şimdi geliyorlar bunlardan istiyorlar. Ya benim şöyle bir parça var evde de bozulmuş bu diyorlar genellikle bunu değiştirebilir miyiz? Senin evde kaç tane çanak var diyorum. Bir tane çanak var. O zaman buna gerek yok. Ne yapacaksın? Bunun mesela evde eski tesisatlarda budur. Zaten zamanla su aldığı zaman bozulur. Şu çıkıyor. Eve gidiyor sizin. Orta gözden çıkan eve gider. Bunun diğer taraflarına da takılıdır mesela. E, boşta kablolar vardır. Veya bir tanesi de gelir buraya gider. Buna Türksat uygusu girmiştir. Orta gözden de çıkar. Evdeki televizyona gider Yani şunu kullanmaya gerek yoktur Bu zaten puzülü arıza çıkarır Sürekli sorun yaşarsınız Eğer bir tane çanak anten kullanıyorsanız Ne yapacaksınız TÜPSAT uygusu S1'de takılıdır Diğerlerinde de takılıysa Siz eminseniz evde başka çanak olmadığından Bunu komple sökeceksiniz S1'de takılı olan ucu çıkartıyorsunuz Eve giden ucu da çıkartıyorsunuz Bunu eğer uydunun ucunda, çanak antenin ucunda şöyle bir LNB vardır. Eğer bu LNB'ye eve giden uç yetişiyorsa direkt bunu buna takacağız. Şu çanaktan gelen ucu iptal edeceğiz. Sivice giden ucunu iptal edeceğiz. Direkt bunu çıkartacağız. Eve giden ucu LNB'ye takacağız. Direkt gidecek. Eğer yetişmiyorsa hani şu Dizek'ten söktük ya bir tane. Bunu çıkartıyoruz. Araya yine şu ek aparatından koyuyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Eve direkt yolluyoruz şuna gerek yok. Eğer çift çana kullanmıyorsan, hortboard, ArapSat, sat, kullanmıyorsan bunu iptal ederiz. Değiştirmenize, kullanmanıza gerek yoktur. Bunun bir fonksiyonu yoktur. Eğer ben iki tane, 3 tane, dört tane çanak anten kullandım diyorsanız bunu kullanacaksınız. bunu da değiştirmek zaten kolaydır. Sökerken uçlara dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim evde iki tane çanağınız var. E, Digiturk kullanıyorsun, Desimart kullanıyorsun. Digiturk ile Türksat var bunları tek e, kablo ile eve yollamak istiyorsun. O zaman bunu kullanabilirsin. Sökerken dikkat edeceksin. Genelde işaret koyarsın veya şu orta gözden söktüğün eve direkt gidendir. Buna ayıracaksın. Birden söktüğün Türk sattır, diğeri de e, diji Türk'tür, Hortbord'tur. Yani bunları yerli yerine kabloları sökerken, değiştirirken eski daizeyi söktünüz, yeni Dayze'ye aldınız. Takacağınız zaman yine aynısını aynı yerlere taktığınız zaman bir sıkıntı yoktur. Şu açıkta kalan uçlarında kapalı yeri bunu hatta komple bir poşetin içine koyup şöyle bir göstereyim size açıkta bırakmayın bunu dışarıda çünkü şuralardan su girdiği zaman çok kısa sürede bozulacaktır. Bu sürekli sıkıntı yaşayacaksınız. Bağlantıları yaptıktan sonra hemen canlı canlı da gösterelim. Hatta şöyle diyelim iki tane bir tane e, Digi Türk uydusundan gelen kabloyu taktınız buna. Türk sattan da taktınız. Neyse bir tane de eve gidiyor diyelim. Hemen. Bir tane de eve gidiyor. Bunu bu şekilde taktıktan sonra bunu böylece çatıya bırakıyorlar genelde. Şimdi su alan yere bırakıyor. Bunu böylece bırakmayalım. Bu şekilde geçirelim. Poşetin içine. Şöylece de bir bantla sardığınız zaman bunun içine su girmeyecektir. Dolayısıyla bozulmayacaktır. Uzun ömürlü olacaktır. Yaptığınız işlerde biraz sararak hani muhafaza yağmurdan kardan muhafaza ederek yaparsanız daha uzun süre kullanırsınız. Sıkıntı çıkartmayacaktır. Dazek kısmını da anladıysak diğer bir kısım vardır. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesidir. Benim evime bir tane kablo geliyor diyor. Ben bundan yan komşum da istiyor diyor. Araya bir tane ek var bana diyor. Şöyle ekler var. Bakın şu şekilde ekler var. Bana böyle bir tane ek ver diyor. Ben buradan buna takayım diyor. Buradan bir tane benim evime gitsin. Bir tane de komşunun evine gitsin. Kullanalım. Arkadaşım kullanamazsınız. Bunu bu şekilde kullanamazsınız. Böyle kullanılsaydı niye çıksın ikili LNB, bir, üçlü elen bir, dörtlü şey üçlü yok zaten. İkili, dörtlü, e, sekizli niye çıksın? Bakın şunların her birisi bir çıkıştır. Buradan bir komşuna gider, buradan sana gider. Bunun dörtlüsü vardır, dört kişiye. 8'lisi vardır, 8 kişiye verebilirsiniz. Ayrı dairelere verebilirsiniz. Ha, bu neye yarar? Peki kullandın ne oldu? Bunu takarsan nasıl kullanırsın biliyor musun? Frekanslar çakışır. Şimdi iki uydudan gelen uydu cihazları LNB'ye her seyredilen kanal için belli bir voltaj yollarlar. Bu sefer oradan gelen voltaj, senden giden voltaj farklı kanallar seyrettiğiniz zaman farklı voltajlar gideceği için cihazınızı, LNB'nizi, televizyonunuzu zarar verirler. O yüzden bu şekilde kullanmıyorum. Bunu nasıl kullan? Çok mecbur kaldım. Ya arkadaşım kabloda çekemiyorum. Ben aynı evdeyim. Mesela oturma odasında televizyon seyrediyorum ama yatmaya gittiğin zaman yatak odasında da bir saat takılmak istiyorum. Oturma odasındaki televizyonu kapatırsın yatak odasındakini açar bu şekilde seyredin. Bunu ancak o şekilde kullanabilirsin. Yani farklı daireye vereyim o seyretsin ben seyredeyim o şekilde yapamıyorsunuz. Buna da açıklık getirdik. Söyleyecek de başka bir şeyim yok. He, aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. şu anda TürkSat uydusu 4A uydusundan yayın yapmakta. 4A'dan seyrediyoruz. Kısa bir süre sonra Türkiye bir uydu daha yollayacak. Bu uyduya geçiş yapacak. Kanalıma hemen alt taraftan abone olarak... Uydu değiştiği zaman uydu cihazlarınızda çanaklarınızda neler yapmanız gerektiğini herkesten önce öğrenip tedbirlerinizi almanız için kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Videolarımı umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.